Yani bu kadar kısa sürede iyi performans göstermiş bir piyasanın belli yerlerde yorulması, belli yerlerde kâr realizasyonlarının ne derler ona gelmesini beklemek son derece doğal. Yani işte şeyden baktığında, InfoTrade Pro'dan baktığında endeksin bir aylık getirisinin %16 olduğunu görürsün. Bundan daha iyi getiriler var, daha zayıf getiriler var. Dolayısıyla benim açımdan buralarda bir yorgunluk, bir ufak çaplı düzeltme çok sürpriz değil. O konuştuğumuz 7658 bin, orası geçildi. 8100 geçildikten sonra bu hareket iyi kötü bekleniyordu. Aslında teknik olarak baktığında bu hareketin devamının ne orası? 9200-9300'lere kadar devam edecek bir potansiyeli var. Ama burada kritik eşik bence 8500-8550 buraların üstünde kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Bir onu görmemiz lazım. Şimdi satış zamanı mı diye cevaplamaya çalıştık şeyleri, soruları. Onun cevabı şu. Ya çok düştü. Buradan daha zaten düşmez. Biraz alayım. Bir buradan %3-5 para kazansam bana yeter düşüncesinde olan arkadaşlar için bence yavaş yavaş artık kârları realize etme zamanı geldi. Bu kısa vadeciler için. Orta uzun vadeciler için hala bence yukarı gitme iştahı da var. Şeyi de var. Ne derler ona? Niyeti de var, gücü de var. Piyasa iyi gözüküyor. Hala hacim çok yeterli olmasa da. Ama orada tabii klasik şey, yani seçim sonrası ne olacak kısmı. Çünkü burası evet TL bazı şeyleri deniyor. Ne derler? Her gün bir rekor geliyor. Ama hala ciddi bir yabancı şeyinin olmadığını görüyoruz. İlgisinin olmadığını görüyoruz ve içerideki mevcuttaki sistemdeki para bizi çok hızlı bir ralliye taşıyacak noktada değil. Onun için dikkatli olmak lazım. Daha önce söylediğim bir daha söyleyeyim. Buraya gelirse şey gelecek, yabancı gelecek geldiğinde başta bankalar ve holdingler olmak üzere BIST 30 hisselerin içinde bir seçicilik de gelecek. Hisselerin yavaş yavaş ayrıştığını, sektörlerin ayrıştığını görüyoruz. Şeyler geride kalıyor. Hala bankalar geride kaldı. Yani artık bir ayak uydurması lazım. Yavaş yavaş bilançolar gelmeye başlayacak. Bunlar enflasyon raporuna uygulanmış, tabi tutulmuş bilançolar gelecek. Onun için geçen gün Space'te söylediğim bir daha söyleyeyim. Bu grafiklere TL bakarken bir dolar bazlı bakmakta da fayda olacak. Gerek endeks açısından, gerek hisse senetleri açısından. Yani özetle söylemeye çalıştığım şey şu. Kısa vadeli bir pozisyon aldıysanız, hele böyle 7200, 7500 gibi daha dibe yakın yerlerden aldıysanız, ben olsam pardon. Ben olsam kârımı realize ederim. Ha, ben zaten biriktiriyorum. Ben uzun vadeli bir yatırımcıyım. Sen zaten bu soru seni ilgilendiren bir soru değil kardeşim. Sen biriktirmeye devam et. Ama orta uzun vadede buranın hala bir miktar ben yerinin olduğunu düşünüyorum. Enteresan bir şey var bu arada. Aracı kurumlardan daha sektörel olmak üzere hedef fiyatların yukarı yönlü revize edilmeye başladığını gördük. Önemli şirketler için bunlar gelmeye başladı. Şimdi bunların devamı gelecekse şayet o konuştuğumuz 11 bin, 11 bin 500 yani 2024 yıl sonu için endeks tahminleri de yukarı çekilecektir. Hani o hep konuştuğumuz şey vardı ya. Abicim zaten burada risksiz getiri de var bu. Aynı getiri riskli de varsa hisse senedinde niye hisse seni seçeyim? Gider risksizi seçerim, mevduat seçerim diye. Şimdi oraya da bir bakmak lazım. Bu arada mevduat faizlerinde bir küçük artış var. 1-2 puanlık hafta başında. Piyasadaki bazı arkadaşlarımız ya da bizi izleyen arkadaşlar onu biraz şeye bağladı. İşte Merkez Bankası Başkanı görevden alındı falan. Onunla hiç alakası yok. Tamamen bir teknik düzenleme ile ilgili, zorunlu karşılık düzenlemesi ile ilgili bir şey o. Yani Erkan da kalsa o düzenleme gelse 1-2 puanlık bir şey görecektik. Şöyle yorumlarda görüyorum. Bu düzenlemelerin ardından işte şey olur. Mevduat faizleri 50'lerin üstüne gider. 53-55 falan. Yani o Karadeniz hattı orası işte şey. Rize, Samsun falan. Oralara kadar gitmez arkadaşlar. Yavaş. 50'nin üstü falan çok zor gözüküyor. Onun için yani keyifli günler. Tabii Viyop'ta bu arada
buradan döner diye short pozisyon açmış ve zararda olan arkadaşlarımız vardır ya da normal şeyde spotta açığa verenler vardır ama hani o eyvah 7000 de tutmayacak, 6800 olur da 6500'e kadar kayar mıyız, acaba oradan alır mıyız almaz mıyız tartışmalarından geldiğimiz yer 8850 TL bazlı rekorlar. Hep söylediğim, bir daha söyleyeyim. Panik yapanın bir kez daha kaybettiğini gördük. Panik yapanlar son derece şeyli, ne derler, hüzünlü, üzgün. Belki dönüp sattıkları fiyatları çok daha üstünden mallarını yerine koydular ya da koyamadılar, bekliyorlar. Ama şimdilik söyleyeceğim şu, bir bant düşünün. İşte 8500 diyelim bunun önemli desteğine. Yukarıdaki dirence de 9300 desek ne eder? 800 puan mı eder? 8500, 9300, 800 puan eder. Aşağı yukarı bu bandın tam orta noktasındayız şu anda. Yani 8900 dediğimizde. Şimdi bundan sonra yukarı gidecek yeri de bir 300-400 puan. Aşağı kayabilecek yeri de 300-400 puan. Ha, gelişim, piyasanın gelişimi, yani buraya kadarki yükseliş, momentum ya da o momentum kaybı sanki bir tür aşağı doğru gelerek bir dinlenecek, bir rahatlayacak gibi gözüküyor. Ama burada işte kısa vadeli alanlar artık kendileri ha bu illa elinde ne varsa hani panik butonuna basar gibi bas ve yarın sabah her şeyini, bütün malını, portföyünü boşalt değil. Ama yukarı giderken artık buradan, altını bir daha çizerek söylüyorum, kısa vadeciysen buradan almak yerine yukarı giderken satmayı denemek bence daha doğru. Şimdiki gösterge, yani benim kafamdaki stratejim, olur da düşündüğümüz gibi olursa, yani bir geri gelme söz konusu olursa, ben 8500, 8550 buralarda tekrar alıcıların güçleneceğini düşünüyorum.